Herkes kısmetini yer. Kurdun da kısmeti varsa, yani bizim hayvanda, kurt eğer o bizden çıkışmışsa, o kurdun kısmetidir, alır yani. Asim. Ya bir de biz dağda, doğada, bizim doğa bizim olduğum kadar, bizim olduğu kadar kurtların da yabani şeyi. Hayvanların da. Bunlar alır, bağışıklık şekilde, o ondan çalar, o ondan şalar, öyle geçer gider. UNDP-SGP GEF Küçük Destek Programı tarafından desteklenen sosyoekolojik üretim alanları anlayışının Türkiye'de yaygınlaştırılması projesi, geleneksel üretim havzalarının ve üretim biçimlerinin korunması ve yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir. İdea Universal Derneği ve Doğa Derneği ortaklığında yürütülen projeye Karadeniz Ekolojik Kalkınma Derneği, Dört Mevsim Ekolojik Yaşam Derneği, İzmir Kalkınma Ajansı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi de katkı sunuyor. Türkiye, insanıyla, hayvanıyla, bitkisiyle, tüm canlıların varlığına saygı duyan ve binlerce yıldır devam eden kadim üretim uygulamalarına sahiptir. Anadolu'nun köklerinden günümüze gelen bu bilgelik sayesinde doğamız görece olarak korunabilmiştir. Projemizde bu üretim geleneği ve anlayışının yaygın şekilde uygulandığı havzaları korumak ve bu alanların bilinirliğini artırmak istiyoruz. Bu kapsamda akademik çalışmalar yürütüyor, karar vericiler ve diğer paydaşlar arasında ağlar kuruyoruz. GEF Küçük Destek Programı, Birleşmiş Milletler'in Rio Konferansı'ndan sonra kurulmuş olan yereldeki çevre hareketlerini destekleyen bir programı. Bu program 121 ülkede aktif olarak uygulanıyor ve ilk giren ülkelerden bir tanesi de Türkiye. Bu program kapsamında biyolojik çeşitlilik, iklim değişikliği ve arazi bozulumu ile ilişkili küresel sorunları çözmeye çalışıyoruz. Bu kapsam uzun yıllardır çalışıldığı için, yaklaşık 28 yıldır çalışıldığı için yerelde biyolojik çeşitliliği türler mi, habitatlar bazında mı çözeceğiz sorusunun cevabını biz gittikçe, zaman içerisinde tecrübe aldıkça genişlettik. Genişletip getirdiğimiz nokta da sosyoekonomik dediğimiz üretim alanları, denizel ve karasal olmak üzere bir alanı kapsıyor. Bu çalışmalar 2013'te GEF Küçük Destek Programı ile Satoyama İnisiyatifi arasında kurulan bir ortaklıkla dile getirildi. Ve bu inisiyatif COMDEX adında bir program başlattı. Bu program kapsamında Türkiye'de bugüne kadar 3 alanda ciddi çalışmalar yapıldı. Datça Bozburun Yarımadası, Edremit Körfezi, Kaz Dağları, Beyşehir Gölü ve Dede Göl. Önemli doğa alanlarıydı bunlar. Burada bir yaklaşım var. Biz bu yaklaşımı içinde geleneksel bilginin, kadim öğelerin, insanla doğa arasındaki ilişkilerin güçlü tutulduğu ve bunun da biyolojik çeşitliliğin korunması için önemli bir ortam sağladığı ortamları hedefliyoruz. Biz bunlara sosyoekonomik üretim alanları diyoruz. Bunlara kadim üretim havzaları deniyor, geleneksel üretim alanları deniyor. Tarımsal olarak geçmişi çok uzun dönemde geriye giden, uzun vadeli üretimler yapan ve burada bir ölçüde geleneksel bilginin derlendiği, toplandığı, tecrübenin çok arttığı alanları işaret ediyor. Ve bu kavram aynı zamanda doğa koruma alanına bir ışık yaktı. Bu ışık şöyle bir ışık. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi denen ülkelerin taraf olduğu büyük bir sözleşme var. Bu sözleşme kapsamında milli park olarak özel çevre koruma alanı diye bildiğimiz bilinen koruma statülerinin dışında bu koruma ihtiyacını gözeten bir alan daha var olduğunu keşfettiler. Bunlara OECM adını taktılar. Yani diğer alanlar anlamında bir tanımlama bu. Bu kapsamın altında da yeni kavramlara aslında bir açıklık getirdiler. Biz bu sosyoekonomik, karasal ve denizel üretim alanlarını bu OECM altında değerlendirmeyi gözeterek bir diyalog ortamı yaratmaya çalıştık Türkiye'de ve bunu da bir şekilde Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin kapsamında değerlendirmeyi düşünüyoruz. Geçmişte yaptığımız o 3 çalışma bizler için ciddi anlamda ışık tutuyor geleceğimize. Bu kapsamda yaptığımız çalışmaların altında çok kritik 2 tane alan var bildiğimiz koruma çalışmalarının dışına çıkartan bizi. Bunlardan bir tanesi yönetişim kavramı. Yani o alanda yaşayanlar başta olmak üzere, o alandan etkilenenler, nihai anlamda da etkilenenler, kentte yaşayarak bile etkilenenler de dahil olmak üzere bu üretim alanlarının yaşatılması için tarafları bir araya getirmek. Yani bir diyalog ortamı kurmak ve bunların alan üzerindeki etkilerini, koruma çabalarını birleştirmek. İkinci çok önemli kavram bilgi yönetimi.
Bu bizim ülkemizde birazcık ihmal edilmiş olan bir konudur. Yani hiçbirimizin arşivi yoktur. Bilgiyi biriktirmek için, saklamak için, kullanmak için birazcık daha tembel davranmışız diyebilirim. Ama biz bir yandan bunların sözel olarak bir yerde toplanabildiğini gördük bu geleneksel üretim alanlarında. Biz bu bilginin de bir şekilde önümüze ışık tutacağına inanıyoruz. Türkiye'de bu konuda üretim alanı diyebileceğimiz küçük bir çalışmayla en az 25-30 tane bu anlamda geleneksel üretim alanının var olduğunu ortaya çıkardık. Biz bunlardan ilk 4'ünü ele aldık. Bakla çocuğum Musa Mehmet'ten aldım. O da köyümüzün insanı. Yerli tohumumuş. Çok eskiden dedi, bu tohumu dedi, ben dedi cam kavanozda dedi, saklıyordum dedi. Ben de 15 tane anca bir şey aldım zaten, bitmiş. Ondan sonra ektim, çoğalttım. Ben de 15-20 kişiye köyümüzde dağıttım aynı tohumları. İnci herkes eyi götü fidanını yeriştiriyor. Yine bu yıl isteyenlere vereceğim. Oğlum bunlar da aten elimdekilerini çıksın sürürdükle. Ondan sonra yaprağını koparam salataya koyalım. Şu an Seferihisar Orhanlı Vadisi Kadim Üretim Havzası içindeyiz. Etrafta gördüğünüz gibi zeytin ormanlarının içinde yer alıyoruz. Kadim Üretim Havzası konusuna çalışmaya başladığımızda tarih 2014 yıllarıydı. 2014 yılında özellikle Taşlıca-Bozburun bölgesinde SGP Komdex projesi kapsamında çalışmaya başladık ve SGP Komdex'in anlattığı, bütün dünyada anlatılan sosyoekolojik üretim alanları konusunda çalışmaya başladık ve aslında bu kavramların Türkiye ölçeğine geldiğinde, Türkiye coğrafyasına geldiğinde Anadolu coğrafyasının bambaşka bir bilgi içerdiğini fark ettik. Bu çalışma kapsamında 2014 yılında Doğa Derneği ve Doğa Okulu tarafından ortaya yeni bir kavram konuldu. Bu kavram kadim üretim havzaları olarak tanımlandı. Kadim üretim havzaları nedir? Aslında insanın ekosistem içerisinde herhangi bir canlı olarak onun gibi davranarak gıda ihtiyacını temin ettiği, düşündüğü, kültürel faaliyetlerini yaptığı ve bu alanlarda ekosistemle kurduğu ilişkiyi tanımlayan yerler aslında. Kadim üretim havzalarının biraz daha böyle karakteristik özellikleri var. Bu özellikleri kadim üretim havzalarının içerisinde hala toplayıcılık ve derleyicilik kültürünün devam ettiğini gözlemliyoruz. Toprak ve su kaynaklarının el işçiliğine dayalı olarak işlendiğini görüyoruz. Ve aynı zamanda bu alanların içerisindeki askeri düzeyde girdi, dışarıdan girdi var ya da hiç girdi yok. Kendi içlerinde, havza içerisindeki döngülerle yaşamını ve oradaki üretim biçimini devam ettiriyorlar. Bunlar aslında karakteristik özelliklerini tanımlıyor kadim üretim havzalarının. Ve bu karakteristik özelliklerini gözlemledikten sonra yavaş yavaş aslında bu havzanın diğer kriterlerini tanımlıyoruz. En önemli kriter kadim üretim havzalarındaki yapılan üretim biçiminin o ekosistemin bozulmasını engellemesi gerekiyor, bozmaması gerekiyor, ekosistemini bölmemesi gerekiyor. Mesela şu an zeytin ormanlarının içindeyiz. Bu zeytin ormanları dediğimiz alanda hem ekosistem değeri taşıyan birçok canlının kendisine yuva yaptığı, beslendiği, ürediği bir alan. Aynı zamanda çalılardan tutun da işte tek yıllık otsu bitkilere, kermes meşesinden hayıta kadar aslında birçok canlı ve ağaç çeşitliliğinin, bitki çeşitliliğinin var olduğu alanlar. Bu alanların içinde insanlar zeytin ağacından hem karnını doyuruyor, gelirini sağlıyor. Ama bu diğer ağaçlara da aynı muameleyi yapmış ve onları hani o zeytinden ayrı görmemiş, onları yok etmemiş ve bu ekosistemin o öne çıkan ekosistem değeri taşıyan diğer unsurlarına herhangi bir müdahale etmemiş. Böylelikle oradaki o çeşitliliği korumuş ve üretimine de devam etmiş aynı zamanda. Bir diğer özellik ise insanlar üretim yapmaya başladığı anda itibaren var olan biyolojik çeşitliliğin hiçbir şekilde azalmaması gerekiyor. Arttığını gözlemliyoruz bu kadim üretim havzaları içerisinde. Çünkü toprağa herhangi bir aşırı bir müdahale yapmadan, oraya kimyasal zehirler, kimyasal gübreler vesaire getirmeden, oradaki ekosistemi bozmadığı için de hali hazırda orada olan biyolojik çeşitlilik hala orada yaşamını sürdürmeye devam ediyor. Ekosistemin bozulmamış olması lazım. Ekosistemin içerisindeki zenginliğin, biyolojik çeşitliliğin hala devam etmiş olması gerekiyor. Aynı zamanda
da bunlar tabii ki oradaki üretim ve ürün biçimlerine de yansıyor. Kadim üretim havzalarında en önemli çıktı olarak bunlardan beslenen ürünler. Mesela bir mevsim içerisinde birden çok ürünü aynı havza içerisinden aynı anda veya arka arkasına alabiliyorsunuz. Şu an zeytin ormanları içinde olduğumuz için buradan bir örnek vermek istiyorum. Mesela zeytin zamanı zeytininizi topluyorsunuz. Aynı zamanda budama zamanı geldiğinde zeytini budarken o senenin yakacak odununu elde ediyorsunuz. Yine zeytinliğin içinde aromatik bitkiler var. Kekiktir, lavantadır, defnedir. Bunun gibi bitkileri toplayarak aslında o aromatik bitki ihtiyacını gideriyorlar. Hem evdeki kullanımına hem de pazardaki karşılığında ekonomik olarak bir değere dönüştürebiliyorlar. Aynı zamanda buralarda böyle bir toprak sürme, kimyasal zehirler atmak gibi durum söz konusu olmadığı için de yenilebilir otlar var. Mevsimine göre bu yenilebilir otları da toplanabiliyor. Aynı zamanda havza içerisinde, zeytin ormanlarının içerisinde bulunan yabani meyveler var. Ahlat gibi, menengiç gibi, böğürtlen gibi. Bunlar da toplanarak aslında o havza içerisindeki diğer ürün çeşitlerine bir yerde katkıda bulunmuş oluyor. Ve aynı şekilde bu ekosistemi bozmadığınız için bitki çeşitliliği de yüksek. Arıcılık hala bu havzanın içinde yapılan bir diğer üretim biçimi. Bir diğer kriterimiz ise aslında toprağa ne kadar az müdahale, hasat döneminde ekim dikim işlerinde olabildiğince ağır makineler olmadan elle hasat ya da hafif aletlerle hasat yapılıyor. Zeytin ormanlarında bu gerçekten nirvana'ya ulaşmış diyebiliriz. Çünkü buradaki zeytin ormanları içerisinde yapılan üretimde hasat özellikle çok ince bir hassasiyetle yapılıyor. Normalde zeytin hasadı dediğimiz zaman işte gidersiniz, bir gün zeytin toplar gelirsiniz. Ama Orhanlı Vadisi Kadim Üretim Havzası'ndaki zeytin hasadı tamamen mevsimsel döngüye bağlı olarak yapılıyor. İlk yağmurlar başlıyor, ondan sonra gidiyorsunuz zeytinin, her bir zeytinin dipleri temizleniyor, dikenleri arıtılıyor çünkü elle tek tek toplanıyor. Yağmurlardan sonra ilk zeytin ağacından yere düşen taneler toplanıyor. Onlar toplandıktan sonra bir daha bekleniyor. Yağmur yağsın, rüzgar essin, o taneler tekrar yere düşsün, tekrar gidiliyor. Bu gibi en az 3-4 defa buranın deyişiyle, buradaki insanların deyişiyle zeytinin ayağına gidiliyor. Ve daha sonra en son artık Ocak ayında zeytin sırıkla, birkaç tane başında kalanlar da sırıkla düşülerek toplanıyor. Olabildiğince işte el işçiliğine dayalı olarak hasat ediliyor buradaki kadim üretim havzalarının içindeki ürünler. Zeytin şişer, kendini gösterir. İlk dökülene zaten biz kızılgur deriz. Onları toplarız, sıktırız. Ondan sonra bir daha toplarız. En son yiğit mi zeytin kendine gelir, ondan sonra çırpıma geçeriz. Zeytin zamanı yasak çıkar burada. Zeytin hasatı bitince de yasak hayvan girmez. Ne zaman zeytin hasatı bitti, ondan sonra hayvanlar salarlar. Hayvan girerse zeytinlikle iyi olur. Otunu, nigerini, gırağını, nanıyla rahat olur. Ama hayvan girmese ne olacak? En önemli otlu köprü kolu gider. Bir diğer kriter de kadim üretim havzaları içerisindeki toplumsal yardımlaşma geleneği ve bu özellikle havzanın içindeki imece ruhuna da çok uyan bir şey. Çünkü burada gördüğünüz her şey, mesela zeytin ormanlarının içindeyiz ve hepsi birbirine bağlı. Biz zeytinyağı yediğimiz zaman aslında bir imecenin, doğanın bir imecesinin içindeki bir yağı tüketiyoruz. Biz zeytini yiyoruz. Aynı şekilde bunun insanlar arasında da yardımlaşmaya, toplumsal olarak hasat işlerine, ekim dikim çalışmalarına, toplumsal ritüeller esnasında toplaşmalara, düğüne, mevlüte gibi birçok yere de yansıdığını görüyoruz. Bu toplumsal yardımlaşma gerçekten havzanın içindeki üretimde çok önemli bir paya sahip. Çünkü havza dışından bu ürünleri toplayacak, ekecek, dikecek insanlar getirilmeden aslında kendi içindeki döngülerle bu süreci de tamamlamış oluyorlar. Bir diğer çalışma ise aslında kadim üretim havzalarına baktığımızda ortak olarak gördüğümüz şey şu. Havzanın kullanımı tamamen o coğrafyanın verdiği sınırlara bağlı olarak değişiyor. Yani kesinlikle işte tellerle çevrilmemiş, duvarlarla örülmemiş, oradaki yaban hayatın, insanların geçişine izin vermeyen, engeller olmayan, genellikle o coğrafyanın sağladığı havzalar
havza sınırlarını görüyoruz. Bu da tabii ki o bölge için büyük bir zenginlik demek. Bizim için şu an böyle çok önemi yokmuş gibi görünse de yaşayan canlılar için kritik seviyede önemli bu engellerin olmaması, sınırların olmaması. Bir diğer konuysa bu havza içerisindeki somut ve somut olmayan kültürel mirasın hala bu bölgede devam ediyor olması. Çünkü şöyle düşünebilirsiniz, bu havzadaki yapılan üretim, doğayla kurulan bağ ve bunlar yıllarca, yüzyıllarca yoğrulduktan sonra aslında bir kültür oluşuyor. Ve o kültür aslında bu bağları, bu havzayı işleme yöntemlerinden tutun da doğayla kurulan ilişkiye kadar yansıyor. Şu an mesela Orhanlı Vadisi'nde kendine has halk oyunlarından tutun da geleneksel el sanatlarına kadar aslında birçok unsurun, somut olmayan kültürel mirasın hala bu vadide işlediğini, çalıştığını, aktarıldığını görüyoruz. Bu aktarılması gerçekten en az nesli küresel ölçekte tehlike altında olan türler kadar bizim için kritik. Aslında en son özellik ise bu havzaların bir sonraki kuşaklara aktarılması, işleme yöntemlerinden tutun da havzayla, alanla kurulan bağlar, insanların birbiriyle kurduğu ilişkiler kadar kıymetli olan bir diğer özellik, havza içindeki bu yaşam biçiminin devam etmesini sağlayacak refah düzeyin bu havzada yaşayan insanlar tarafından sahip olunması gerekiyor. Altyapından tutun da eğitime, sağlığa, buradaki ekonomik olarak üretimden elde ettiği gelire kadar aslında pek çok kalem var. Bütün bu refah düzeyinin sağlandığı havzalarda bu üretim biçimleri de olduğu gibi bir sonraki nesle iade-i itibar şeklinde aktarılıyor. Kadim üretim havzaları ile ilgili yaptığımız çalışmalar aslında sadece Seferihisar Orhanlı ile sınırlı değil, aynı zamanda işte Bozburun Taşlıca bölgesinde de bu çalışmaları yürüttük. O bölgelerdeki yaptığımız çalışmalarda da aslında kadim üretim havzalarının kavramının şekillenmesine, altının doldurulması konusunda birçok olaya şahit olduk ve hala da olmaya, öğrenmeye devam ediyoruz Talika Havza'da. Önümüzdeki dönemde de İzmir ölçeğinde kadim üretim havzalarının tespit edilmesi konusunda da çalışmalarımız başladı ve devam edecek. Bu projede de KOMDEX SGP 3. faz projesinde de aslında dünyada SERPS yaklaşımının birçok ülkede uygulandığını, bu alanların korunduğunu, bu üretim biçimine sahip olan havzaların koruma altına alındığını ve tanıtıldığını biliyoruz. Ülkemizde de SERPS yaklaşımına uygun olan bu kavrama yakın kurumlarla çalışmak için bir taraftan kurumlarla birlikte çalışıyoruz. Onlara sosyoekolojik üretim alanlarının neler olduğunu, nasıl özellikler taşıdığını ve bunun aslında iklim krizinden tutun da gıda krizine kadar pek çok cevabın aslında onlarda saklı olduğunu anlatıyoruz. Aslında bu proje kapsamında iki ayağımız var en önemlisi. Birisi SERPS yaklaşımıyla birlikte kendi havzalarında, kendi bölgelerinde bu kavramı bilen, tanıtacak ve aktaracak insanlarla, yereldeki insanlarla, yereldeki paydaşlarla bu kavram üzerine çalışmak. Onlarla birlikte bunun daha da çok yaygınlaşmasını ve tanıtılmasını sağlamak. Bir diğer ayağı ise SERPS'lerin biraz önce de söylediğim gibi özellikle kamu kurumlarında, karar vericiler arasında bilinirliğini artıracak neler yapabiliriz ve bunların sonucunda da hem yereldeki alanlarda tanınırlığını arttırmak hem de bunun kurumsal anlamda tanınırlığını ve bilinirliğini arttırmak. Bu iki birimleri birbirlerine yaklaştıracak neler yapabiliriz konusunda çalışıyoruz şu an. Proje önümüzdeki aylarda tamamlanacak ve oldukça hem bizim için hem iletişim kurduğumuz kişiler için de bu oldukça önem taşıyan bir proje. Türkiye iklim bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biri. Anadolu ve Trakya. Çin'de ya da bir Amerika'da ya da Hindistan'da olan yani büyük kıtasal bir alandaki çeşitliliği barındıran bir yer. Doğanın kendi güçlerini, kendi yağmurlarını, rüzgarlarını değiştirmek cüretine sahip olduğumuz ve farkına varmadığımız ya da farkına vardığımız halde umursamadığımız koşullara girmiş olduk. Bana kalırsa insanoğlu yaptığı ya da yapmadığı bir şeyle iklimi değiştirmesi kadar ürkütücü bir ifrit davranışı belki de ilk kez yaşıyoruz. Gerçek anlamda bir kıyamet. Doğa deyince genelde güzellikler, manzaralar, çiçekler anlaşılıyor ama doğa dediğimiz şey içinde kendimizin de yer aldığı yaşamın tüm unsurların hem bitkilerin hem hayvanların hem kuşların hem böceklerin içinde
yer aldığı bir alan. Şuursuzca doğayı değiştirdiğimizde iklimin buna alışkın olduğu kendi tepkilerini ve kendi çözümlerini de ortaya çıkarmasına engel olmuş oluyoruz. Bu yüzden de özellikle kadim dediğimiz böyle bir kavrama dönüşüyor, belki de bir jargona dönüşüyor. Kadim üretim havzası şimdiye kadar nasıl bugünlere gelmişsek bundan sonra da öyle gidebileceğimizin en kesin yolu diye söyleyebilirim. Yani en çok bu denenmiş. Kadim üretim havzaları dediğimiz alanlar, köyler, tarımcılar, o tohumları biriktiren, bugüne taşıyan çok değerli. Yani o tohum olmadığında ne yapacağız ki biz? Dolayısıyla yaşam, organik dediğimiz o örgen, o örüntüyü bozmamamız gerekiyor. Ne olacağını da bilemiyoruz. Yani ne kadar korkunç şeyler olabileceğini de bilemiyoruz. Zaten yaşıyoruz. Sıra Anadolu'ya da geldi diyebilirim. Biz bu üretim alanlarının en önemli özelliğini aslında dayanışma olarak görüyoruz ve diyalog olarak görüyoruz. Ve bu diyalogun içerisinde çok çok önemli bir şey var. Canlılar da var. Yani yaban hayatı da var. Çünkü onların da varlığını ve geleceğini kolluyoruz bu dayanışmanın içerisinde. Bu diyalog ortamını oluşturmakla aslında buradaki yaşam kültürünü, hiç kimseyi arkada bırakmayan, herkesi dahil eden yaşam kültürünü zenginleştirmeyi ve onu küresel düzeye yansıtabilmeyi umuyoruz. O yüzden her birinizin bu üretim alanlarından etkilendiğini varsayarak bu geleceği bizimle birlikte oluşturma şansını, bizimle paylaşmanızı ve katılmanızı istiyoruz, arzu ediyoruz.